Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuğumuz, arkadaşımız Ödül Muhtaroğlu burada. Onunla gündemi değerlendireceğiz. Haftayı kapatacağız daha doğrusu. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlayalım Ödül'le. Günaydınlar. Günaydınlar sevgili dostum, hoş bulduk. Yine bir cuma günü buluştuk. Evet, evet. Rastlat... Hayırlı cumalar herkese buradan tabii. Evet. Herhalde böyle en azından cuma olduğunda haftayı da değerlendirme şansımız aynen. oluyor. Aynen, aynen. Bizim için de gündem maddeleri biraz çoğalabiliyor bu cuma günkü programlarımızda. Bu vesileyle ben bu gelen yağmurlar, yağışları da memnuniyetle karşıladığımı belirteyim. Geç kaldı ama dün başladı ve şey yağdı. Yani bizim Kıbrıs deyimiyle söyleyeceğim yer yağmuru şeklinde yağdı. Herhangi bir yerde ben bir taşkın, sel baskını duymadım. Bilmiyorum sen duyduysan yok, ama. Yok yani zaten çok uzun süre yağmadı. Evet. Bölge bölge. Bölge bölgedir ve bardaktan değil kovadan boşalırcasına bir yağar ve durur kısa kısa. Böyle. İnşallah devamı gelir yani. Çünkü büyük bir kuraklık yaşıyoruz. Geçen sene de bu vardı. Bu sene de öyle görünüyor. En azından 7 sene gitmez mi? Yani böyle hep böyle bir şey efsaneleri diyorum. 7 sene kuraklıktan sonra prensese kavuşur falan öyle hep böyle yani masallar. Bizim memlekette yani. Zaten kurak geçme sezonları daha yoğundur. Tabii, yağışlı tabii. sezonlara göre ama tabii eskileri anlattığında, babalarımız, dedelerimiz anlattığında daha yağışlı bir Kıbrıs'tan tabii, tabii. bahsederlerdi yani. Ama şey öne kaydı sanki. Yani, evet, biraz mevsim kayması evet, var. Evet, mevsim kayması var. Yaz çok geç bitti, bana evet. öyle geldi. Doğru, doğru. Belki de gelişi de daha geçti, bilmiyorum evet. ama kuraklıktan. Şeyi soracağım, asgari ücretle ne oldu böyle? Hala daha toplanamıyoruz. İşte değişiklik olacak. Sendika dedi biz eğer Sayın Arhun buradaysa biz toplanmayız dedi. Yani insanlar bunları diretebilir mi emin değilim. Bir mutsuzluk var. Orada var. Ne olacak? Yani şunu söyleyeyim öncelikle. Tabii ki asgari ücretin netleşmesi Aralık ayı enflasyon rakamı ile birlikte yıllık toplam enflasyonun oluşmasından sonra belli olacak. Onu özellikle söyleyeyim ve muhtemelen Ocak ayından itibaren yeni asgari ücret uygulamaya girecek. Öyle bir hava sezinledim ben. Tabii şimdi aslında geçen haftalardaki pazarlık yapılırken komisyonda, asgari ücret tespit komisyonunda hatırlarsan işçi tarafı %50 civarlarında bir rakam evet. telaffuz etmişti. Evet. İşveren tarafı da 25-30 bandını konuşmuştu birkaç hafta evvelki toplantıda. Hı. Dün yapılan açıklamalara baktığımda ben işveren tarafı %40.85'i telaffuz etti. O da işte 5 aylık enflasyon rakamıdır. Evet. Birikmiş 5 aylık evet, enflasyon evet. rakamıdır. Dolayısıyla yani bu iş anladığım kadarıyla devlet tarafının da buradaki açıklamalarını da okuduğum zaman Aralık ayı rakamı belirlendikten sonra oluşacak olan toplam enflasyon rakamı üzerinden bağlanabilir diye bir düşüncem var benim. Evet, yani bu evet. nihayetinde işte %40'ın üstü olacağı netleşti artık. 45'e kadar bir pay olabilir burada. 50'ye yürür mü? Onu pazarlıkta göreceğiz. Tabii. Ama 25'ten böyle 40'a bir sıçrama var orada. Evet, evet. Yani, ona dikkat edin. Nerede gördüler bu ışığı da evet. atladılar böyle yukarıya? Enteresan. Yani şudur benim değerlendirmem. Yani işveren tarafı da yani işçinin, asgari ücretlinin geçinemediğini görüyor. Ülkedeki pahalılığı görüyor. Yani bu ve neticede bir enflasyon rakamı var resmi. Devlet de bu enflasyon rakamı üzerinden kamu çalışanlara, emeklilere, sosyal sigortalılara o rakam üzerinden zam yapıyor. Evet. Dolayısıyla o bir muteber rakamdır. Bundan tabii. kaçmanın bir anlamı yok. Aklı tabii. selim sağduyu budur yani. Tabii, ben onu tabii. söylüyorum. Yani 30'larda seyrederken senin 20'lerden konuşman biraz yani, abes kalır. Orada tabii işte bir talihsiz açıklama yaptı Sayın Metin Arhun ve ortamda biraz gerildi. Gerildi tabii. Neticede şimdi
toparlanmaya çalışılıyor. Ama gelinen noktada şunu söyleyeyim. Yeni bir yasa değişikliği mi yapılır? Başka bir formül mü bulur? Artık bu asgari ücretliye de işte devlette çalışanlara veya emeklilere yapılan hayat pahalılığı oranında otomatik olarak artış yapılması da tartışılması gerekiyor. Bu komisyonda yaşanan bu gerginlikler ve ondan sonra... Niye bu patinajı yapıyoruz? Yani hayat pahalılığını zaten vereceksin. Yani ofisyal artık neyse 33'tür, 37'dir sen bunu vereceksin. Evet. Niye böyle gitgelleri yaşıyoruz? Evet, niye birbirimize hakaret etmek zorunda kalıyoruz? Yani bu, gerekmiyor. Yani bu pazarlıklar, at pazarlığı da denir buna. Tabii. Kurban pazarlığı da denir bu pazarlıklara. Evet, dolayısıyla yani bunlara da gerek yok. Bir formül olabilir, bir yasa değişikliği olabilir. Ve bir şekilde bu konu bağlanabilir ve bu gerginlikler de yaşanmayabilir. Şimdi tabii devlette bir çalışma var. Bu yıl 3 defaya çıkacak. 4 ayda bir olacak hayat pahalılığı değerlendirilmesi. 2'den iyidir. 2'den iyidir. Hatta keşke 4 olsa. Tabii, çünkü enflasyonist bir ortamdayız. Bunu görüyoruz. Hatta bizdeki enflasyondan yani mümkünse haftalık olsun diyeceğim de yani, ancak yakalar. Geçenlerde bir yerde rastladım. Basındaydı sanırım. Bir iş adamımızın bir dernek başkanıdır. Yanlış söylemek istemiyorum. İşat mıdır yoksa başka bir genç iş adamları mıdır? Onun bir başkanının açıklamasını gördüm. Yani her ay bile belirlenebilir dedi. Yani bir uzlaşı olursa her ay bile belirlenebilir dedi. Yani ben de şuna geldim. Yani o bu telaffuz ettikten sonra bu konuyu dedim, yani bu gidişat aslında bizi istikrarlı para birimine doğru mu götürecek? Bu enflasyonist ortamlarda madem bunlar da seslendirilmeye başlandı. Tabii. Çünkü ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda, sen de hatırlayacaksın. %100'leri geçen bir enflasyon vardı. 2 ayda bir yapılırdı bu hayat pahalılığı düzenlemeleri. Ayda bir yapılırdı. Evet. Sonra enflasyon düştük, sonra bu işte 3 aya, 4 aya ve 6 aya kadar uzatıldı. Geriledi, evet. Yani şimdi artıyor tekrar. Dolayısıyla bu düzenleme olacak ama piyasamız zaten konuşuyoruz da seninle, sen de görüyorsun. Dövize geçmiş bir piyasadır. Yani ama Türkiye bunu istemiyor. Yani biz geçelim, endeksleyelim. Yani Türkiye bunu istemiyor. Yani ben şunu anlatmaya çalışırım işte. Biz Türkiye'den her zaman da veririm bu rakamları. Şu anda bile %20 enflasyon fazlamız var. %20. 61 küsur onlardadır, 81 küsur bizdedir. Tabii. Yani 11 ay çerçevesinde. Fakat hala daha niye işte fasulyenin Türkiye'de 40 ise bizde 120 lira olmasını bana hala daha açıklamaz. Yani şimdi onun tabii bir navlun maliyeti, bir sigorta maliyeti, bir efendim bir vergi maliyeti de var ama bir de bir kar marjı maliyeti de var. Değil mi yani? Ben onun üstüne kar marjı koyarım. Ben onun üzerine de açgözlülük marjı var. Yani, bir de o var bence. Yani ben işte onu anlatmaya çalışıyorum. Sen çok kibarsın. Yani, ben vazgeçtim bu konuda artık. Şimdi bu kar marjı konusu gündeme geldiğinde şimdi arkadaşlar bazen bizi de eleştirirler. Ben şunu derim. Serbest piyasa ekonomisi vahşi kapitalizminin uygulandığı bir ekonomi değildir. Bakın. Niye değildir? Çünkü serbest piyasa ekonomisinin de belli kuralları, düzenlemeleri ve denetimleri vardır. En kapitalist ülkeler bile bunu uygular. Ve ne yaparlar? Piyasayı denetim altında tutarlar, düzenlemeler yaparlar ki herkes her istediğini yapmasın, herkes her istediği kar marjını uygulamasın, tekelleşmeler, kartelleşmeler oluşmasın ve vatandaşı bunu inim inim inletsin. Yani burada belli temel ürünlerde ve temel gıda ürünlerinde bir üst tavan kar marjı uygulaması var. Dünyada var bu. Güney Kıbrıs uyguluyor. Türkiye uyguluyor bunu. Bizde de bir çalışma yapıldıydı. Bu konuda yasa çalışması ama daha hayata geçmedi. Uygulayacaksın kardeşim ya tabii, bunu. Tabii. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler hikayesi mi bu? Yani bu vahşi İngiltere'de kapitalist sosisin düzenine. İçerisinde ne kadar et olacak sana söylüyor. Evet. Yani bu kadar basit gıda için o kurallar, çünkü gıda başlı başına bir terördür zaten. Tabii. İnsanların sana ne yedirdiği, geçen kooperatifin meyve suyundan
Bakıyorum kooperatifin meyve suyunu aldım. Dedim Allah Allah niye pahalı bu böyle? Çünkü öbür markalar var evet. Böyle cicili bicili. Hepsinden pahalı dedim. Onun için bizim kooperatif işte satmıyor falan dedim içimden falan. Ondan biraz daha dikkatli baktım. Kooperatif %100. Evet. Öbürü içecek. Biri evet. 44 lira, öbürü tabii. 39 lira. İçecek, içinde meyve suyu yok. Evet, orada aroma. Konsantre, evet. Konsantre miktar önemli. Tabii, böyle iki damla esans var içinde. Sana sanki de en nefis portakal suyunu içiyormuşsun yer gibi. Yani yeri böyle, konusu açılmışken. 39 lira, içecek suya bu kadar, öbürü %100. Diyorum ki insanlar o kadar bir sıralamışlar ki, zaten cicili bicili gidiyorsun, o kartonu alıyorsun. Zaten içecek su ve tat veriyor. Onu alırsın. Öbür tarafta %100 duruyor orada. Enteresan. Ben yani bu konuda sana katıldığımı söyleyeyim. Bu kalite anlamında ve kullanılan malzeme noktasında çok önemlidir bu. Yani o içeriğe bakma, o içerikteki oluşan formülü inceleme ve konulan öz maddenin miktarına bakmak çok önemli bir şeydir. Tabii. Çünkü birinde bir aromalı su içiyorsun, o birinde meyve suyunun direkt konsantresini içiyorsun. Aynen. Ve orada bir maliyet artışı oluyor elbette. Yani tabii, olacak. Tabii. Sana zaten piyasada söylediler işte 30 liraya da var, 60 liraya da var. Bunun aynen. Tercihini tabii. Sen yapacaksın. Ama nedir konu? İşte budur esas söylemeye çalıştığım husus. Piyasa kendi kendini dengeleyebilecek ve bu denetimi kendi kendine oluşturacak. Tüketici gittiğinde markete, rafta gördüğünde her iki fiyatı veya 3-4 çeşit fiyat görecek, tercihini kendisi aynen, yapacak. Aynen, yani aynen. Budur esas önemli benim olan. Benim de vardığım şey dükkanlarda sebze fiyatlarıyla Rum tarafına göre ayarlanıyor biraz. Ha bak o tehlikeli. Ha. Çünkü bizde bu fiyatların olmaması lazım ve Rum fiyatlarına göre ve rekabet normalde artık alım gücü çok düşen Kıbrıslı Türk halkın alım gücüne göre çok şeylerin çok daha ucuz olması lazım. Hala daha yeteri kadar ucuz değiller. Doğru. Sen 150 lira veremezsin bir sebze alıp da evde pişirmek için. Bu ne demektir? Tabii. Yani onun 100 için, lira 150 lira kilosu oldu bazı sebzelerin. Aynen bu olmaz. Olmaz ve çok doğrudur bu. Bizim piyasamız hem mal hem hizmet piyasamız kendi vatandaşımıza göre fiyatlarını belirlemelidir. Aynen. Yani Rum tarafından gelen kişilere göre değil. Yani onların gelirleri iyi. Asgari ücreti de 1000 euroya getiriyorlar işte. Baktığımızda ve kullandıkları para birimi de Türk lirasına göre değerli olduğu için burası onlara bir ucuzluk cenneti geliyor. Tabii. Ve gelip tabii. Burada alıyorlar. Bak baktım ben rakamlara. Açıkladılar da geçen gün bütçe görüşmelerinde gördüm. Benzin milyon. Tüketimi ha. inanılmaz düzeyde artmış. Nereden arttı? Onlar alıyor işte bunu. Birçok üründe bu böyle. Çünkü tabii. Bakıyorum katma değer vergisinin, fiyat istikrar fonunun, ithalat vergilerinin miktarları da yükselmiş. Dolayısıyla bir şey var burada, bir talep var ama yerli halkın talebi değildir bu. Onu aynen. Anlatmaya çalışıyoruz. Onun için düşmüyor, fiyatlar da düşmüyor. Yani işte. Düşer gibi yapıp tekrar yukarı. Ama halkın günahı ne? Dar gelirdiğinin günahı ne? Tabii. Değil mi yani? Olacak işte. Enteresan. Peki asgari ücrette şimdi yani ne olacağı artık belli değil diyoruz. Yani şudur, bir yerde. Yani yıl sonu enflasyonu belli olduktan sonra aslında bellidir. Belli. O rakam üzerinden uzlaşma olacak. Yani 40 ile 50 arası bir şey olacak. Yani ben 50'ye de çıkacağını bilmiyorum. Yani devlet tarafı keşke yani çıksalar diyorum. Yani ben burada şunu söyledim. Yani çıksınlar 50'ye ama devlet de hükümet de işverenlere bu sosyal güvenlik katkı paylarını düzenli olarak ödesin. Tabii. Yani evet. bunu yapsınlar. Yani 50'ye çıkacaklarsa. Yani evet. rakamı ver, yani zaten hayat pahalılığı, enflasyon rakamı konuşulacak. Tabii. Ha onun üzerine de çıkılacaksa diğer konuda tabii, konuşulsun. Tabii. Yani. Yani şeyi olan ne bileyim 50, 60, 100 çalışanı olan işletmeyi bu böyle şey yapar, endişelendirir. Endişelendirir yani ama yani karlı işletmeler de yani işte dediğimiz gibi hep konuşuyoruz ya. Atacaktır. Yani pas edecektir şeyi artık bunları işte tabii. Asgari ücreti maliyet unsuru biz yaparsak hakikaten ve bunu fiyata yansıtırsak bu ülkede pahalılığı hiçbir zaman çözemeyiz. Aynen.
Yani yaparız asgari ücrete, maaşlara, emekliye zam. Dönerik ondan sonra mal ve hizmetlere aynı. De yaparız. Bir kısır döngü içerisinde debelenip dururuz. Aynen, yani aynen. Budur. Önemli olan burada işte asgari ücret artışlarını direkt maliyete yansıtmadan götürebilmektir. Kendi ürünün maliyeti tabii. Arttıysa onu dengelersin. Tabii. Kur şurada farkını dengelersin. Değil mi? Kur tabii. Farkını dengelersin. Tabii. Yani. Navlunu dengelersin. Bunları yaparsın ama bir de asgari ücreti yansıtmaya kalkarsan işler çığırından evet, çıkar artık. Evet. Birileri birkaç gemi daha aldı navlunun için. Onun için bekliyorum belki o daha aşağıya gelir. Evet. Sanayi de çok güzel hamleler var anladığım kadarıyla. Belki onları biraz yorumlarsın bizim yorumlayalım için. Tabii ki. Yani sanayi üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler var. Ben baktım yıllık büyümelerine de imalat sanayi sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki yıllık büyümelerine de %10-15 bandında bir büyümeler var. Önemlidir bu. Tabii bunun etkisi yansıyor piyasaya da. Firmalar büyüyor, gelişiyor, yatırım yapıyor firmalar. Makine parklarını yeniliyorlar. Ciroları artıyor. Bunları görüyoruz imalat sanayinde. Evet. Tabii bu imalat sanayi dediğimizde bunun içerisine gıda imalatı da girer. Gıda sanayisi de girer. Diğer maddeler de girer. Destekliyorum ve bunun yansımalarını şeyde de gördük. Hem genel ihracat içinde gördük hem de yeşil hat tüzüğünden kaynaklanan güneye yapılan satışlarda da gördük. 14-15 milyon Euro düzeylerine geldi güneye yapılan ihracat da. O önemli bir gelişme. Bunu vurgulayayım. Tabii. Ama bir kuruş harcamayan Rumlar vardı. Ha. Şimdi enteresandır ekonomik açıdan hepsi harcıyor artık o paralar. Yani bu tarafa geçmeyen, benzin almayan, alışveriş yapmayan kalmadı artık. Ve buradan da mal alıyorlar bu ihracat şeklinde. Baktığımızda işte alüminyum gidiyor, efendim mobilya malzemeleri gidiyor, gıda ürünleri gidiyor güneye satışlardan. Tabii. Mermer, inşaat malzemeleri gidiyor. Yani Rumlar da artık o var gene işlerinde bazı bu konularda bağnaz düşünce. Tabii. Ama ticaret insanı çok takılmaz böyle şeylere. Evet. Maliyet uygunsa, fiyat uygunsa alır. Kalite de bizim ürünlerde sanayicilerimizin kalitesi de çok iyi duruma geldi. Yaygaracıdır Rumlar. Yani bugün balık geliyor. Biraz zıpkınla avlanan balığın ekstra fiyatı var. Evet. Çünkü onu biliyor ki zıpkınla avlandı. Tamamen bizim sularımızdandır ve denizdendir. Evet. Öbür türlüsüne tam anlayamaz nereden olduğunu. Onlar pahalı gidiyor mesela. Fakat durduramıyorlar. Ama yaygara eden işte zepsesinden tutun zaten benzinciler bir isyan halinde. Evet. Ama devlet hiçbir şey yapamıyor orada maalesef. Çünkü Avrupa'ya çok ters görünecek hamle alırlarsa yoksa çoktan alırlardı. Tabii. Bu bizi biraz kurtarır ve daha da yukarılara gidecek gibi. Bir de bizde Rumların istekleri sonucunda bizim standartlarımızın yukarıya gitmesi çok önemli. Çünkü Rum'un senden alüminyum alması için işte ateşe karşı, bükülmeye karşı, ne bileyim ben neye karşı bir sürü standartlar ister sizden. Evet. Bizimkiler de bunu veriyorlar şimdi. Mesela Kamacıoğlu'nun operasyonuna git. Kendini Avrupa'da bir şirket olarak görün yani, orada. Ve diğerleri de yani hepsi. İşletmemiz kendini yeniledi, teknolojiyi takip ediyor. Bütün standartlarını tamamlıyorlar. Tabii, boya endüstrimiz, şeylerimiz var tabii, böyle. Tabii. Acayip. Ve bu da işte senden daha iyisi demeyeyim şu şekilde. Senden iyi standartları olan insanlarla iş yaptığında yani Avrupa standartları var güneyde. Tabii. O standartlara göre eğer bir iş yapacaksan bu seni işte bu meyveden de balıktan da sebzeden de işte üzerine kullanılan o pestisit şeyler, tabii, ilaçlar tabii. Şunlar bunlar. Herkes biraz daha donanımlı oluruz bu konuda. Yani üretimde de daha hassasiyet gelişir. Çünkü oraya gıda ürünleri de gider. Tabii. Balık da gider yani. Tabii. Kamacıoğlu işte kötü komşu bir ev sahibi yapar dedi ya. Evet. Şimdi bizim standartlarımız öyle yükseldiğinde bu sefer aynı alüminyumu şimdi Katar'a satabilir mesela. Tabii. alüminyum geldi de uçak alanına gitti aklım ansızın uçak alanına. Orada çok uzman bir kişi belki buradan söylemek doğru olmaz ama bizim uçak alanında. Bizim uçak alanında yeni olan uçak alanında bazı alüminyumlar
endüstri kalitesinde değil, ev kalitesinde kullanıldı uçak alanından diye böyle bir iddia atıldı orta yere. Galiba onlar incelenecek yakında. Vallahi incelensin. Orada. Çünkü yani orası şimdi baktığımızda, konuyu da dağıtmayayım, sanayiye döneceğim ama birkaç cümle söyleyeyim havaalanı ile alakalı. Yani orası vitrin olarak ülkenin en önemli vitrini. Tabii, tabii. Yabancılar giriş yaptığında orada görürler. Bina gösterişli. Çok, yani çok şahane. Gösterişli bir bina ama içindeki hizmetler önemli. Yani o bavul hırsızlığını konuştuk yani daha önce de. Yani bize ne kadar büyük darbe vurdu o bavul çok, hırsızlığı. Çok. Orada kameraların bile olmaması veya güvenlik görevlileri sayısının az olması, elektrik sorunlarının hala daha çözülememesi önemli Tabii. sıkıntılar. Bir de ne var biliyor musunuz? Lağım kokuyor. Ha, yani dolayısıyla işte şey de denildiydi ya. Yani daha tam hazır olmadan açıldı falan denildiydi ya. Neticede açıldı. Ama abi Kıbrıslı'nın yaptığı hiçbir işletmede lağım kokusu var. Lağım kokusu nerede var? Her zaman için Türkiye'de var. Türkiye'nin yapı endüstrisinde havalandırma yeterli değildir hiçbir zaman. Beş yıldız otellerinde de görün bunu. Evet. Yani onların hesaplamaları tekrardan ziyaret edilmeli. Havalandırmaları tamam değildir ve İstanbul'un sokaklarından giderken, Ankara'nın sokaklarına gidersen, en cici yerlerde gezerken bir lağım kokusu evet. var. Diyorsun ki yani bu niye böyle? Başka bir majör şehirde bu yoktur. Evet. Al sana yapılan şey de yine aynı sistemle yapılmıştır. Yine gerekli havalandırma konmamıştır. Ve dışarıya verilmiyordur o havalandırmayla. Ve şeyin içerisine dağılıyor. Yani yanlış yapılan bir şey yok. Sadece yanlış hesaplanmış ha, bir yeni durum bir var orada. Bir mühendislik sıkıntısı var ben herhalde. Ben öyle görürüm. Herhalde. Olmaması neyse, lazım. Yani işte bu kontrolör denetim firmaları var bu işlerle ilgili. Onların da görevi. Avrupa standardında yani, alacaklar bunu tabii, inşallah. Yani onu dikkat etmeleri lazım. Çünkü havaalanı inşaatı çok özellikli bir inşaattır. Tabii. Yani, normal inşaatlara benzemez havaalanı inşaatları. Abi, kedi yediremezsin. Yani ben kedi aşığıyım. Yani kedilerime bakarım, sokak kedilerine bakarım, yediririm. Ama havaalanının içerisinde bir kap koymadan böyle yediriyorlar. Orada burada kedi yediriyorlar mesela. Bu bana laçkalığı, düzensizliği gösteriyor. Yani. Bu Sayın Arıklı'ya laf değildir. Çünkü ben bu işlerin bakandan bittiğine, zaten işletmeyedir daha fazla söylediğim şeyde. İşletme ama denetimi de bakanlık yapacak. Ha, yapması bakan lazım. Bakan da personel görevlendirecek. Tabii. Kendi gidip yapacak değil yani. Ama doğru, görevlendirme ama, yapacak. Ama işte ama bu bakan değil. Müsteşarı nerede, müdürü tamam nerede, işte daire müdürü nerede? Yani bunların artık bir kimlik kazanması lazım. Hesap soracak bakan bunlardan. Bakan tabii. hesap soracak. Ama işte bak biz yine bakana gidiyoruz. İşte bence odur, önce müsteşar sormalı, müdür sormalı. Ama işte yani onlar sormazsa o soracak. Ne işin ama o her yerde olamaz işte. Tamam ama öyle kişiler gelecek oraya ki bu takipleri yapabilecek. Evet. Çünkü dünyada böyledir sevgili dostum. Bir hata olursa bakan istifa eder. Dünyada bu böyledir. Onlar istifa eder ama başka dünyada bakanın ismi bile geçmez gazetelerde. Tamam geçmez. Bu konuk programlarda bakanların ismi bile geçmez. Kimse bilmez kim olduklarını. Tamam. Bir tek bizim küçük dünyamızdadır bu. Yani koyun kaçtığı ağıldan başbakana giden benim koyunun 3 tane kuzu kaybettim diye. Yani burada tabii bu küçük ülke olmanın getirdiği konular evet. bunlar ama biz sanayiye dönecek olursak evet. tekrardan önemli hamleler var. Tabii bu ihracat rakamlarına da yansıdı. Özellikle yeşilat tüzüğündeki gelişmeyle birlikte ortalama 100-110 milyon dolar düzeyinde cereyan eden ihracat rakamları 125-128 milyon dolarlara çıktı. Yeterli mi? Değil tabii. Çünkü ithalat patladı. Bir taraftan baktığımızda 2 milyar 259 milyon dolara çıktı ithalat baktığımız zaman. Yani çok önemli bir artıştır. Yani %44 düzeyinde bir artıştır. Tarihi bir artıştır. Yani bu 2022'dir. 2023'te ben daha da büyük olacağını düşünüyorum. Tabii. 2023 rakamları açıklandığında şunu söyleyeyim. 2022 rakamları maalesef 2023 yılının sonunda açıklandı. Çok geç bir açıklamadır geç. Bu. Bu rakamlar yani bu yılın Türkiye'de Şubat-Mart ayında açıklanır. Teknik olarak bir sebep var mı bunun bu kadar Yok, geç açıklanmasına? Yok. Burada şudur. Yani bu rakamları işte gümrük derler. Ticaret dairesi işler bu rakamları. Bu iki kurum arasında bu yeknesaklığı sağlamak lazım. Ve eğer hangi kurumdaysa sorun ona göre müdahale etmek lazım.
bu tür işlerde baktığımız zaman. Demek ki bazı yerlerde gecikme var. Bu gecikmenin nedeni otomasyon eksikliği midir, personel eksikliği midir? Bunları çözmek lazım. Ama hakikaten çok geçtir. Yani 2022'nin rakamlarını 2023 yılı sonunda açıklamak büyük bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü ya şimdi bak, iş dünyası bu rakamlara göre planlama yapacak. Akademi dünyası bu rakamları alacak, yorumlayacak, yayın yapacak. Tabii. Yayın yapacak. Öte yandan devlet kendi planlamasını yapacak. Hükümet kendi planlamasını yapacak. Bunlar bu kadar gecikirse nasıl olacak bu planlamaya? Yani bunu özellikle söylemek istedim ama gelecek olursak bu rakamların bu kadar büyümesine 2022 yılında şuna bağlıyorum. İthalattır özellikle büyüyen 2 milyar 259 milyon. İç talep kaynaklı bir büyüme değildir bu. Zaten içte vatandaşın satın alma gücü düşmüştür. Tüketim düşmüştür. Bunu biliyoruz. Burada bu ithalat rakamını büyüten özellikle programın içinde de konuştuk. Rum komşularımızın yoğun alışverişleri, turistlerin çoğalması, memlekette pandemi döneminden sonra turistlerin çoğalması, öğrenci sayısının eski düzeylerine gelmesi bu olayı tetiklemiştir ithalatın. Çünkü nedir? Biz %90-95 ürünü yurt dışından alırız ve burada kendi ülkemizde satarız. Dolayısıyla bir tüketim bolluğu madem ki var, bu tüketim bolluğu da iç talepten kaynaklanmadığına göre bu saydığımız faktörlerden kaynaklanmaktadır. Evet. Bunu yani ortaya koyalım. Yani bu özellikle söylemek istediğim bir şeydir. Tabii bir de inşaat sektöründe yaşanan büyük patlama var. Onun malzemeleri de baktım ben, inşaat malzemeleri de arttı. Bu ithalat rakamları içerisinde inşaat malzemeleri de arttı yani. Bu da olayı artırdı, bu ithalat rakamını. Dış ticaret açığı çok büyüdü. 2 milyar 133 milyona çıktı. Çok büyük bir rakamdır. Yani sizin aldığınızla sattığınız arasında inanılmaz büyük bir makas açıldı. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı %5,5'larda. Yani baktığımızda işte ada ülkeleri deriz. İşte Güney Kıbrıs'a baktığımızda, Malta'ya baktığımızda %40'lar düzeyindedir bu. Bizde 5,5'lar düzeyindedir. Evet. Malta yani, ne verir dışarıya? Hep merak ettim de. Onlar biliyorsun şeydir, ticaret üssüdürler Akdeniz'de ve orada önemli gelirleri var. Denizcilikten önemli gelirleri var. Bankacılık sektöründen önemli gelirleri var. Ama işte onlar var. Servistir. Çünkü servistir. Yani eğitimde de var. Ama biz bu rakamları şey yaparken bizim eğitimi saymıyoruz içinde, bizim rakamlarımızda. Yok, bu ihracat rakamları içinde tabii ki saymayız. Onlar şeydir, hizmet ihracatıdır onlar. Bu mal ihracatından bahsedilir. Onlar ödemeler dengesi içerisinde konuşulur ama bir montaj sanayi olduğunu da biliyoruz Malta'da örneğin. Tabii. Bu da var. Bunları da görüyoruz. Ama Rum tarafında da önemli oranda bir imalat sanayi olduğunu biliyoruz. Tarım ürünlerinin de geliştiğini ve onları da sattığını. Tabii. Kendi ürünlerini yapıyorlar. Yapıyorlar ve bunun standartlarını da sağladılar. CE standartlar olsun, diğer standart, ISO'lar falan. Bizde de var onlar tabii artık. Dolayısıyla bir şey var, gelişme, ama bu ithalat rakamlarının artması bizim ülkeden yurt dışına döviz transferini de fazlalaştırıyor. Döviz transferi de oluyor. Bunu da söyleyelim. O yüzden dış ticaret açığı, cari açık dediğimiz konularda sorun yaşanabilir ama cari açıkta işin içine eğitimle turizm girdiği zaman onlar o açığı kapatıyor ama dış ticaret açığında, yani mal transferlerindeki açık devasadır. Onun da öyle kolay kolay kapanacağını görmüyorum. Yok, inşaatla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Tabii ki inşaat sektörü diğer bir sürü sektörü tetikleyen bir sektördür. Büyüyor. O da dış talep bağlantılı büyüyor. Tabii. Çünkü dış talep olduğu için fiyatlar olağanüstü düzeylere çıktı yerli halk açısından. Yerli halk ev arsa alamıyor artık. Büyük bir sıkıntıdır bu da ülkede. Böyle olması da tabii ki yerli halkın ve gençlerin ev sahibi olamama durumunu ortaya getirmektedir. Bu yüzden devlet burada devreye girip bu organizasyonu yapıp sosyal konut hamlelerini süratle başlatması lazım. Yani sözde var. Tamam, kabul ediyorum ama şimdi ya ben sosyal konutta yaşamak istemiyorum. Tamam.
Ama alamıyorum da. Yani o zaman uygun krediler, kredi paketleri. Krediler. Yani oraya da gitmesi lazım devletin tabii, bir şekilde. Tabii tabii onu söylüyorum. Yani mesela bu ilk evim kredisi konusu vardı. Hatırlayacaksın sen de. İşte 10 yıl vadeli, TL ile borçlanma. Tam da yani bahçe şeyi bile almaz. Yani 30-35 bin poundluk bir krediydi yani o. Bu 30-35 bine bir oda bitiremezsin şimdi. Tabii, yani bir garaj 30 bin poundu aşar. Tamam işte o rakamların artması önemli tabii. Yani bunlar onu verebildiler. Tabii. Ama o da bitirmeydi. Yani bitirme, yani bir şeyin var yarım kalan inşaatı bitirmek. Evet. Sana bir artık can suyuydu yani yarım kaldık falan. O oydu yapılan şeyler ama... ben daha genelinde düşünüyorum. Şimdi ben yeni evlenmiş, işte hiç parası olmayan genç çocuklarla bu yaşımda artık benim de bir eve ihtiyacım var. Kirada oturdum, ev alacağım. Yani kendine uygun, yani işte 4 kat apartman katı çıkacağım bir ev istemiyorum. Daha müstakil, işte yıllarca biriktirdiğim işte anamdan babamdan kalan dolabı da hanımın bilmem nereden gelen bilmem hangi cehiziyle işte çocuklarımızla bir yere sığmak için daha müstakil bir ev ararım şimdi kendime. Alamam. Alamam çünkü tamam. Fiyatları bu kadar patlattık korkunç ki biz. Korkunç bir şekilde. Alamazsın yani o zaten yapacak bir şeyin yok senin yani dediğim gibi fiyatlar çıkmış. Arsa almaya kalkıp da üstüne ev yapacak olsan hiç yapamazsın. 150 bin pound arsalar zaten. Bir de o kadar şey vereceksin. Yapamazsın ya. Yani dolayısıyla eskiden senin annen baban, benim anne babam dönemlerinde bir şey bıraktıysa. Bir şey bıraktıysa bize onlarla başladıydık hayata veya işte emekli çıkarlardı. En azından bir katkı yaparlardı. Bir ev katkısı yaparlardı. Tabii. Bir daire katkısı. Çünkü o da önemli. Artık yani geçtim ben müstakil evden. Bir daire sahibi olamıyor insan. 80-100 bin liraya çıktı daireler. Yani Lefkoşa'da bile yani bu böyle. Girne'yi, İskele'yi geçtim zaten. Dolayısıyla bu da önemli bir konu. Çünkü Kıbrıs Türk halkının geçmişinde sosyal konut geleneği vardır. Kooperatifler yapmıştır, polis yapmıştır, öğretmenler yapmıştır, sendikalar yapmıştır, devlet yapmıştır, ve birçok insan o dönemin 30-40 sene öncesinin gençleri bu sosyal konutlar sayesinde ev sahibi olmuş, uzun vadeli TL ile ödemişler ve ne olmuştur? Ülkeye tutunmuşlardır. Çünkü bir insanı ülkede tutmanın iki yolu vardı. İş sahibi olacak ve ev sahibi olacak. Aynen. Bunları olduğu takdirde o ülkeye kalır o insanlar. Tabii. Ve göç önlenir. Dolayısıyla madem ki biz fiyatlar bu kadar patladı dış talepten dolayı inşaat sektöründe ve insanlarımız ev sahibi olamıyor. O zaman onlara sosyal konut imkanı tanıyacağız. Veya kırsal bölgedeyse kırsal kesim arsaları bir şekilde düzenlenip verilecek. Ve bunlara üzerine ev yapılabilmesi için o kredi paketinin daha cazip hale getirilerek devam etmesi lazım. Bir tane geliyor biliyorum Sayın Ünsal tam olarak açıklamadı ama bir tane geliyor. Faiz farkı destekli olacak değil mi bankalara? Evet ve yani bayağı hemen hemen yarı fiyatında bir şey olacak. Yani o geçim yine... faizleri de arttı ya o yüzden önemli çok. TL faizleri de arttığı için görelim bakalım yine %10'ları görebilecek miyiz faizde? Bir ara öyle verdilerdi tabii, ilk pakette. Evet zor onları görmek. Yani ben böyle yarılar diye düşünüyorum. Yani normal bir kredi 40'sa 20 gibi veya 50-60'sa 30 yenile çıkacak. 50'lere 60'lara çıkacak kredisine göre. Oralardaysa onların yarılarında diye düşünürüm. Yani bu da nedir? 20-25 bandında olacaktır düşünüyorum. Evet. Bunun altındaysa bonustur, üstündeyse fena yanıldım demektir. Evet. ama bakalım nereye gidecek. Ama yani bunlar planlanıyor. Ama daha da büyük. Bir de konutları düşünürken artık bir şeyler düşünmek lazım. Yani burada işte 400 hane burada TOKİ usulü falan değil. Yani 50 tane burada. 20 tane şurada ne bileyim o kalabalığı yaratmayacak, get dolaşmayı yaratmayacak. Evin kendi dizaynlar, her şeyle bir bütünlüklü adaya uygun. Tabii her şeyle ve adanın dokusuna, kültürüne, mimari tarzına uygun olması lazım bunu. Aynen. Ve yani şeylerde de olması lazım. Yani sadece büyük şehirlerde değil, büyük kasabalarda da olabilir bu. Aynen. Tabii yani, olur da şimdi bunu kasabalarda iki kat yaparsın. Müstakil tarzı tabii, belki de. Şehirde 3-4 kat yapabilirsin. Ama kasabalarda daha düşük katlı yaparsın. Çünkü arazi imkanın daha fazla var kasabalarda değil mi? Kırsal bölgelerde. Genişleyebilin, yeni bir bölge yaratın. Yani o imkanın daha fazla. Oyun, park alanları, şunlar bunlar. Hatta
seni özendiren bir şekilde girebilir buraları. Onun için de bakalım ne olacak. Peki yani bu sonuçta bir kara para mı? Bugün birkaç yerde gazetelerimiz yani artık kara bilinçli bir şey diyor. Esnaf ve Sanayikarlar Odası Başkanı Törrem Tuğga şey diyordu. Yani işte 10 yıl oldu diyor şeyi yasaları geçireli. Onun için isteyen istediğini yaptı iskelede orada burada. Dolayısıyla kara paraya bir bilinçli bir yol çizildi diyor bir şekilde. Hala daha kara para mı burada bu düzeni bozan? Öbür taraftan Sayın Akansoy diyor ki dağılımı yani gelir dağılımı hiç adil değil. Yani belirli insanlar bundan yaralanıyor, halka ulaşmıyor diyor. Yani bunu önleyecek durum da pek görülmüyor. Yani o imar planları tabii kavgalar hep bu yüzden çıktı biliyorsun. Tabii, o bölgedeki gecikmeler, yapmamalar, etmeler. Bu yüzden çıktı ve orada işte dediğimiz gibi yani iskele bölgesi bir cazibe merkezi haline geldi. Konumundan da dolayı. İlk fiyatları ben hatırlıyorum o bölgede bundan yani 7-8 yıl kadar önce 20-30 bin pound'a daireler satılırdı. O Long Beach bölgesinde. Tabii. O güzel villalar bile Girne'nin çok altındaydı. Yani o bölgede. Yani. Ama o bölgeye bir yoğun dış alıcı geldi. Rusya'dan. Forbes'da çıktı. Ha. Güzel reklamlar çıktı. Rusya'dan geldi. Efendim İran'dan geldi. Ukrayna'dan geldi. İsrail'den geldi. Türkiye'den geldi. Dolayısıyla yoğun bir alıcı talebi geldi. Ne diyorsun? Gelsinler mi? Yani ben şunu söyledim bu noktada. Yani bu düşüncemde de ısrarcıyım. Bir kişi buradan bir konut alacaksa, yabancı kişi alsın. Ben onun itirazım yoktur. Hı. Yani konut anlamında bir itirazım. Villa veya şey. Villa veya daire. Daire. İtirazım yoktur. Sayısı önemli tabii. Yani bu... 20-30 tane olmasın. Bir tane iki taneyi anlarız zaten yahu. Yani bir aileden bir tane iki tane anlarız ama bu çok da çıkmasın tabii. Ben özellikle büyük arazilerin, tarımsal arazilerin, stratejik konumdaki arazilerin satılması konusunda endişelerim var. Hı. Yani bu konuya dikkat edilsin. Çünkü tarım yapılamıyor. Düşünün şeyde Esentepe'den ta Kaplıca'ya kadar olan o sahil şeridi eskiden yoğun olarak tarım yapılırdı. Tabii orada. Saracılık yapılırdı. Saracılık yapılırdı. Yani hepsi satıyor. Saracılığın hepsi satıyor. Zeytincilik, saracılık, harnupçuluk her şey yapılırdı. Artık bitiyor orada. İnşaata döndü oralar. İskele zaten Karpaz Milli Park olmasa oralara da gidilecek. Onlar zaten ısrar ediyorlar biliyorsunuz. Yani İskele'de insanların para yaptığını gördük sonra. Diyorlar ki bizim neyimiz eksik? Olacak yani işte biz niye biz niye bu, zengin yani, olamıyoruz? Yani bakın doğa kirlendi, çevre kirlendi, toprak kirlendi, deniz kirlendi. Yani nereye kadar bu yani yapsat yapacaksın memleketin taşını, toprağını, dağlar da gidiyor. Çakıl ama Rum tarafına bak hala daha satıyorlar büyük bir hızla. Çinliler geliyor, Amerikalılar geliyor, korkunç şehir büyüklüğünde kumarhaneler yapıyorlar, yapsatlar yapıyorlar. O kadar işçiyi dışarıdan getiriyorlar, onları akomode edecek binalarını yapıyorlar, limanlar yapıyorlar, denizi dolduruyorlar, siteleri satıyorlar. Yani Rumların hiçbir gailesi yok. Belli bölgelerde yoğunlaştılar ama deniz kirlenmiyor, doğa kirlenmiyor, çevre altyapılar tamam. Yani tabii ödettiriyorlar bunları. Ödettiriyorlar yani kanalizasyon altyapı, yağmur drenaj altyapıları, çevre düzenlemeleri bunlarla birlikte olacak bunlar. Bizim görüyorsun yani işte burada da benim denizi, her deniz mevsimi denize girilemiyor. Yani, ya Mausa'yı bile yani bu hale getirdiler. Yani tabii. Kontrollü değil, sürdürülebilir değil bizdeki yapılaşma. Ben ona üzülüyorum. Bir de tabii ki şimdi Rum tarafında ben de bakıyorum. Mesela bizim Baf bölgesinde o kadar büyük yapılaşma yok. Baf şehrinde oldu ama Baf köylerine kırsala çıkınca yoktur o kadar büyük. Yoktur. Yani söylemeye çalıştığım da odur. Yani kırsal bölgeleri korumamız lazım. Hem tabii. Tarımsal anlamda ve hem doğa anlamında. Baf'ta da oteller hiçbiri kıyının sahile kadar gidemiyor. Halkın hala daha yürüme tabii. Yolu ve denizi kullanma payı ya var. Limasol'da ben görüyorum işte insanlar kaldığı apartmandan yürüyerek denize iniyor ve orada işte
havlusuyla, şemsiyesiyle tabii, koruyor. Ve arkasında denize, otel olabilir, fark olabilir. Etmez. Hiç tabii. Fark etmez, halka kapanmadı. Larnaka'da da öyle, Baf'ta da öyle. Tabii tabii. Ha, tabii yani tabii. Bir büyüme, bir gelişme var ama planlı, i̇şte, sürdürülebilir yapılıyor. İşte benim en çok canımı sıkıldı odur. Bizde işte herkes pırıl pırıldır. Pırıl pırıl gençlerimiz, pırıl pırıl memurlarımız, pırıl pırıl siyasetçilerimiz. Ama bu pırıl pırıllık hiç göstermiyor kendisini. Hiçbir sistemimiz, oyumuz ülkenin pırıl pırıl kalmasına dair değil. Yani bir beceriksizlik var bizde. Ve en son bunu ben şey yaptım. Biri gelecek, bizim için yapacak. Yani suyu getirecek. Suyu Meselya'ya kadar götürecek. Suyu birinin ağzını açacak, içine dökecek içmesi için. Biz artık onu görüyorum. Yani Kıbrıslılık için kötü konuşuyorum belki burada ama bu kadar mı bekliyoruz başkasını? Yani ben işte bunu halka da sorarım, yöneticilere de sorarım. O yöneticileri seçen halktır. Böyle bir yönetilmeye razı mılar, memnun mular? Onlar da kendilerini sorgulasınlar. Evet, ve seçiyorlar. Seçiyorlar yani, anlatabildim ya. Bu kadar plansızlık, bu kadar denetimsizlik içerisinde seçiyorlar işte, görüyoruz. Yani halk da sorgulasın kendini artık bir şekilde. Tabii, halbuki birkaç ders ver. Yani tabii, herkes toparlansın. Toparlansın yani. Siyasette. Yani. Ama olmuyor. Biz zor yaşıyoruz bu işi. Çünkü yani üzülüyorum, biz konuşmamızın içinde bu ekonomi literatüründeki kelimeyi söyledik. Tekrarlayacağım onu. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Hikayesi hayatın her alanına sirayet etti bizim ülkede. Tabii. Yani sadece ekonomik parametrelerde değil. İşte bak, inşaatta da görüyoruz bunu. Çevre düzenlemesinde de görüyoruz. Her türlü. Zaten yani o bile olmasa çünkü hiç olmayacak. O bir de bizde sorun orada var. Yani hani sevmiyoruz ya yapılanı. Şimdi o sevmediğimiz yapılan olmasa o da olmayacak. Daha fazla bir kaos içerisinde olacağız. Mesela şu anda Tufan Hocam stüdyoda sağ olsun bize konuktu. Dedi bütçe fazlalığı var. Hatta 1.2 ve yani 1 milyarın üstünde bütçe fazlalığı var dedi. Ondan sonra Sayın Berova konuğumuzdu. O da dedi vallahi sakladığı yerden bulamadım. SP ile karışık dedi, onu belirtti. Ama dedi saklanan yere baktım, ben de bulamadım o parayı dedi. Hatta 271 dedi, öyle kaldı aklımda. Milyon. Yani biri milyar fazlamız var der. Biri de Maliye Bakanımız da diyor ki eksimiz var diyor, 271 kusur. Şimdi tabii ben bu 271 rakamı bana şeyi çağrıştırdı. Yani bilmiyorum o rakam mı biraz yanılttı. 2022'deki bütçe kapanış açığı 271 milyon. 2022'nin bütçe kapanış açığı 271 milyondu. Özdemir Bey onu mu ifade etti bilemiyorum ama maliye rakamlarına baktığım zaman tabii geriden gidiyor. Maliye rakamları açıkladıkları rakamlar geriden gidiyor ama belli projeksiyonlar var. Bütçenin artıda kapanacağı görülüyor yani. Rakam ne olur ben onu şu anda zor. Konuşamıyorum zaten. Çünkü görünen rakamı kalemlere baktığında dedin ki bu kadar fazla param var, buraya yakın ödeme yap dedin. Evet. Ansızın bütün önceden öngörülerin allak bullaktır. Tabii yıl sonu yani. Ödemelerin artar. Tabii. Yani bunlar var. 13. maaş ödemeleri olur. İşte bugünlerde oluyor onlar. Başka piyasaya ödemeler olur. O yüzden sigortalıyı ödediler, emekliyi ödediler. Dün ödediler. Tabii. Bugün de galiba çalışan. Yani dolayısıyla yani bu rakam artıda görüyorum ben de. Ama miktarı bilemiyorum. Şu anda rakamlar elinde olan bir Maliye Bakanı da herhalde yanılacak değil. Bilemem yani. İşte yani onlar daha net görür rakamları. Eline tabii. Gelir. Ama neticede yılın kapanmasını piyasadaki ödenmesi gereken çeklerin ödenmesini de görmek lazım. Tabii, kesin. Sonucu görebilmek için ama ben de artıda olduğunu hissediyorum. Evet, yani maliyenin. Evet. Bu da yani şöyle bir şeydir bu. Demek ki şunu söylüyorum. Bütçe öngörüleri zamanında yanlış yapılmış. 3,5 milyar açıkla öngörülmüş. 2023 mesela 3,5 milyar açıkla öngörülmüş. Şimdi artıdan konuşuyoruz. Bu da neye zarar veriyor? Şuna zarar veriyor. Belediyelerin alacağı katkının düşük olmasına zarar veriyor. Çünkü belediyelere sen sene başındaki bütçe öngörüsü üzerinden devlet katkı payını veriyorsun. Tabii. Bunu sordum. Bunu pek kabul etmiyor. Çünkü belediyeler
yer çok yakında. Zaten kendi nüfusunu kendi sayacak ve kendi söyleyecek zaten. Şimdi şunu söylerim ben de kendisine. Belediyeler tamam, kendi nüfus başka bir şeydir. Senin mahalli gelirlerin üzerinden %9.25'i veriyorsun ve nüfusa göre de veriyorsun. Ama mahalli gelirler üzerinden. Hmm. Mahalli gelirden bahsediyor. Nüfus konusu zaten büyük sorundu. Çünkü 2011'deydi son nüfus sayımı. Dolayısıyla yasada o nüfus sayımına göre katkı paylarını verdirtiyordu nüfus başına. Yeni yasada projeksiyon nüfusu kabul ettiler. Yeni yasada. Dolayısıyla nüfuslar yükseldi biraz. Tabii. Belediyelerin alacakları katkı payı da nüfus anlamında yükselecek. Evet. Ama mahalli gelirler anlamında söylüyorum ben. Onlar düşük kaldı. Yani daha çok mahalli gelirler arttı. Bunu da gördük zaten. Bak Rumların alışverişlerinden gördük. Turizmin hareketlenmesinden, öğrencilerin hareketlenmesinden. Bunlar inşaat sektöründen devletin gelirlerinin arttığını gördük. Bir de geçen gün basında da yansıdı. Bir tane müteahhit İsrail asıllı bir Türkiye'li İsraillilerden. Ha şey burada, anladım. Simon'dı. Ha, 16 milyonluk bir işlem yaptım diyor. Daha vergisini istedim ödeyeyim ödeyemedim diyor. Nasıl 16 milyon sterlinlik işlem var? Yani bunun vergisi örneğin %20 olsa örnek veriyorum ya. Tabii. Düşündüğünde tabii. Al 3 milyonu. 3 milyon sterlindir. 3 milyon sterlin kaç paradır ya? Şimdi baktığımda tabii. Milyarı geçti değil mi ya? Yani baktığında al sana bir önemli bak belki de bu paralarla şey aynısı sabit radarların paraları da toplanamıyor ya bir senedir sabit radar cezalarının evet, parası evet. 150 milyon oradan kayıp var. Burada sana 1 milyardan fazla kayıp var. O taraftan biz ilaç bulamıyoruz hastalara verelim. Bütçe yok. Devlet okullarında çocuklara kaynak aktaramıyoruz. Okullara kaynak aktaramıyoruz. Yani bu bak böyle imkanlar var devletin elinde ve bunları kullanmıyor. Ben de buna üzülüyorum. Canım sıkılıyor ya. Beyan edilmiş vergiler, kurumlar vergisi, gelir vergisi. Geçmişte de konu. Ödenmemiş ver, evet. Beyan etti adam. Sen gidip tahsil edemedin bunu. Böyle evet. De sıkıntı var. O çok acıdır orası. Değil yani. Tabii çok acıdır. Yani tabandan bu vergiyi alabilse doğru dürüst. Ha yani. Ki bu adil vergidir. Yani sonuçta beyan ettiğindir. Tabii adildir. Resen değildir. Tabii resen değildir. O hakikaten düşündürücüdür. Ama yapacak bir şey yok. Biz süremizin sonuna geldik. Hocalarımız dışarıda bekliyor. Hocalar dışarıda. Evet. Din eğitimimiz de gerekli. Evet. Onu da almak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür ederim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Sana da bir iyi dinlen sen de hafta evet, başına. Evet, yılbaşına hazırlık var. Yani ne yapacağız hiç bilmiyorum ama böyle bir hummalı bir hazırlık var. Ondan sonra puf. Yani hiçbir şey olmaz. Yani ben o heyecanı ben de seviyorum. O yılbaşı hazırlık heyecanını. Tabii. İnsanlar bir moral motivasyon oluyor ama tabii maddi imkanı olanlar için olanlar daha fazla. Için vallahi Rum tarafına herkes bizimkiler akın akın gidiyorlar. Çünkü gerçi onlar da Christmas hazırlığı evet. Da öncesinden var ya o süslemeler tabii. O hani çok yağlı ballı aile ilişkileri herkes iyi herkes hediyeler verir falan evet. O sıcak atmosfer hakikaten hissedilir o tarafta. Doğru. Onun için Türkler gidip onu böyle seyrediyorlar. Yani benim de hoşuma gider. Yani ben de planlarım böyle o tarafta bir yürümeyi falan. Evet. Ama bizde de iyi bir süsleme var bu arada. Var var. Yani belediyelerimiz Allah razı olsun iyi iş yapıyorlar. Evet doğru. Tekrardan evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir dahakine görüşmek İnşallah. Üzere diyelim. Görüşürüz. Evet sizlere de teşekkür ediyoruz. Sabahın 7'sinden beri birlikteyiz. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir cuma olsun diyorum. Burada günümüzü noktalıyoruz ve sizlere nefis bir hafta sonu diliyorum aynı zamanda. Hoşça kalın.